Galiba başlıyoruz abi. Orkun geldi pazara, gelmesin de nazara. YouTube'da da bir numara. 50, 50 ver. 50 bende yok ki. Bende de yok. Oğlum sende 50 var mı? Abi bu maçın sonunda ben size para verecekmişim gibi hissediyorum ama hadi hayırlısı. Parayla böyle oyuncu mu alıyorlar? Parayla kaleci mi? Aa, bak bunu yapmak isterdim ha. Oraya değil ama. İyi miyiz? İyi miyiz? Orkun geldi pazara, gelmesin de nazara. Orkun zaten bir numara, YouTube'da da bir numara. Bir numara, Orkun ışıtmak bir numara. YouTube'da da bir numara, Instagram'da bir numara. İzmir'de de bir numara. Hoppa cüppa merhaba. Kocaeli'ndeyiz, Mevlüt'le birlikteyiz. Ben bir söyleyeyim mi? Söyle abi hadi. Ben bu, neydi bir tane adam vardı seyretmiştik ki burada. Şey bildim. Yemin ederim aklımda o vardı. Kobra Murat. Kobra'nın o anlık best güftelerine. Hayır. Başarısız demiştim. Ondan özür diliyorum. Yani onunki gayet iyiymiş. Bak bir şey söyleyeyim mi? Abi zaten hatanı kabul etmek bir erdemdir. Bunu evet, yapmamız lazım. Devletimizin bütün büyüklerimizin. Evet. Şey o yüzden abi tebrik ediyorum. Çünkü hakikaten adam bak en azından farklı farklı şeyler yapıyordu. Birleştiriyordu anlık saniyesinde. Evet. Burada bak bir numara sadece. Bu kadarını ben de yaparım yani bir numarayı. Yok bayağı bir şeyler getiriyordu. Evet abi. Kocaeli pazarına geldik. Mevlüt normalde şarkı söyleyerek satıyor ve herkes Mevlüt'e bayılıyor. Kumaşçıymış abi alalım mı biz kumaş buradan? Gördük hatta oradan bulduk da geldik. Para lazım. Kaynanıma laptop. Bereket versin. Kıçım açıyorum, üstüne şarkılar okuyorum. Yaz adam bak bu haberden bu haberden şu ana kadar ne kadar fark etmiş gördün mü? Bir çöküşlük var. Bir çöküşlük ne var. Açıyorum dedi adam. Geliyoruz. Ben onu anlamadım ben de. Ben de bitmek istedim. Geri aldım, geri aldım. Herhalde müzik açıyorum dedi. Dur geri aldım deneyelim ha. Duyalım abi deneyelim de. Şarkı söyleyerek satıyor ve herkes Mevlüt'e bayılıyor abi. Biz de seni şov haberde gördük hatta oradan bulduk da geldik. Para lazım. Kaynanama laptop. Kaynanama laptop mu? Diyor o değil ama bizim sıkıntı. Tamam. Bir şey açıyorum diyor tamam, da. Dinleyelim dinleyelim. Bereket versin sıradaki gelsin. Kıçım açıyorum üstüne şarkılar okuyorum. Ne açıyorum diyor. Ben yanlış mı duyuyorum? İşte, yanlış ya duydum. İğrenç kitchen muhabbeti gibi bir şey. Aa evet kitchen'ı aç yani mutfağınızı açıyorum anladın mı? Kitchen'ı açıyorum evet. Anladım. Tamam tamam. Sonuçta mutfak aletleri de satıyorlardır. Pazar burası. Olabilir. Geliyor bize burası. Terapi için geliyoruz. Yerde koca koca patça fabrikadan halka. Daha önce böyle bir pazarcı görmüş müydün? Hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Bugün beraber satacağız. Hocam buranın kirası ne kadar? 6000 lira 6 metre. Günlük. Hayır günlüğü 1500. Ha, ama burası sosyal pazar olduğu için. Normal pazarlarda günlüğü 200 lira da yer bulursun. 300 lira da bulursun. Ama sosyal pazarlarda... Burası kalabalık yerler, merkezi yerler daha pahalı oluyor. Evet ona göre de satışlarımız artıyor. Sen normalde Düzce tarafında İstanbul tarafında gidiyorsun. Bugün bizim için geldin. Kocaeli'ne. Aslında benim burada pazarım yok. Sizin için ben bugün burada pazar açıyorum. Süpersin abi. Çok teşekkür ederiz. Peki hocam şuradan başlayalım. Kumaşları nereden alıyoruz? Toptancı'dan mı alıyoruz? Kumaşları Toptancı'lardan, Bursa'dan, İstanbul'dan. Parça parça satıyoruz bunları. Evet. Ne? Selanik mi abi bu? Artık öğrenmişsindir sen kumaş. Ne kadar abicim bir parça? Parçası 10 liraya da var, 5 liraya da var, 20 liraya da var. Kaça alıyoruz da 20'ye satıyoruz? Şöyle anlatayım sana o zaman. Şu kumaşın metresi ben 50 liraya satıyorum doğru mu? Evet. Bunun alınışı 30 ile 35 lira arası. Çok kar koymuyorsun aslında ki senin bayağı masrafın oluyor. Tabii ki. Buyur manken teyzem. Teyzeciğim normalde 20 lira da sana 10 lira olsun. Mevlüt bana da söyle ben de satayım. Dur kaç hangisi 5 hangisi 10 hangisi bak, 20? Bak şu bölümü görüyor musun? Evet. Orası 30 lira. Tamam. Burası 20 idi. 30 20. Ama 10 liraya düşürdük. 10 liraya düştü. 30 10. Tamam ben hallediyorum. Hadi herkes takılsın. Ucuz verme bak zarar ederiz. Tamam ona veriyorum 30'a veriyorum. Tamam. 1 2 taktik göstersen ama ne söylüyor? Ne söylüyorsun biliyor musun? Mevlüt İltifat edeceksin abi. Şarkı söyleme sanatıyla İltifat. Müşteri toplayacak. Ben de çene çalma sanatıyla toplayacağım. O zaman ben ne diyorum? 10 lira oldu. Sen de 10 lira diyorsun. Tamam mı? 10 lira oldu. Abla yerde parçalar parçalar 10 liraya parçalar. Abla yerde 10 lira bak. 10 lira oldu. 10 lira oldu. 10 lira. Alın alın parçalar. 10 lira parçalar. Abla burada 10 lira. 10 liraya markalar. Hoppa çıpa merhaba. Hoş geldiniz pazara. Hoppa. Ablacığım. Cuma günü beni Kurtköy pazarında bu şekilde bulabilirsiniz. Güzel sektör abi. Kirası da fena değilmiş. Bir tek satacak ürünü bulduğumuz anda Cuma günü Kurtköy pazarında. Her hafta bekliyorum. Emrişko 15. ayında. 15, 15, 15. 15. ayında. Emrişko. Size ne lazım? Çözelim bir şeyler. Merhaba, bunu. Onu 10 liraya verdik sana. Tamam. Eyvallah, teşekkür ederim. İleride YouTube falan kapanırsa ortak pazarcılık yapabiliriz. Olur abi, anlaştık. Bak. Bu arada bak, bir şey diyeceğim. Benim ilk
olmak istediğim söylediğim meslek ne biliyor musun? Pazarcı. Pazarcılık, evet. Neden peki? Neden? Çünkü haftada bir gün çalıştıklarını zannediyorum. Sadece pazar değil mi abi? Benim ne olmak istediğim ya da neyse küçükken. Işte yani. Hani böyle millet biliyorum. Gider çocuk biliyorsun biliyorum. Değil mi? Ben sana anlatmışım çünkü buna. Evet. Herkes abi ya çocuklarla söylüyor. Büyüyünce ne olmak peki istiyorsun? Daha iyi. Abi millet ya röportaj yapardı insan ilk televizyonda hatırlıyorum. Ne olmak istiyorsun? Doktor, ne olmak istiyorsun? Mühendis, ne olmak istiyorsun? Uzaycı. İtfaiyeci. Sen itfaiyeci, ben emekli. Çocukluk hayalim buydu yani. Ve olamayacağını da bu yaşımda öğrendim ya. 65 yaş, ben projekte nasıl çalışacağım ben? Neyse. Bak. Şaptan şeker olmazmış, koçtan kuzu doğmazmış. Senin hudileri satarız demişsiniz de arkadaşlar. Benim hudinin yani 10 lira, 20 lira, 30 lira, 100 lira olmayacağını düşünürsek satamazsın. Ucuz versiyonunu satarsın anca belki de yani. Salla abi ya, ne zaman gideceğiz hudileri ya? Güzel bir şey yapalım ama. Banu abla seni çağırıyor galiba abi. Yok yok, ben dükkandayım da. O zaman müşteri geldi abi. Anam doğru söylemiş, senden avrat olmazmış. Abla yerde koca koca parça, fabrikadan halka yerdeki parça 10 lira. 10 lira oldu, 10 lira. Alın alın parçalar, koca koca bu parçalar. Bu güzelmiş değil mi? Abla burada 10 lira, 10 lira. 10 liraya markalar. Bir şey söyleyeceğim, şu nasıl 10 lira olabilir ya? Bunu git ben de alayım o zaman, bu ne ya? 10 lira verdim. Abi ne yapıyorsun? Oğlum bu 10 lira değil ha. Sen onun metresi 50 lira. Nasıl? Abi yerdeki 10 lira, bunlar metresi 50 lira. Abi ama bunu söylemen lazım bana, ben sordum sana. Ne kadar yani? Kadın da çekiyor bu arada, şey gördünüz mü? Ablacığım bir şey diyebilir miyim? Hanımefendi gerçekten onun metresi normalde 50 lira da. Yanlış söylemiş, size metresi 40 olsun. Sen söyle onu, ne verirsen ver. 10. Vallahi söyle. Ben de 10, ben pahalıya satamam bir şey. Bir şey diyeceğim, ben bugünün sonunda zararlı çıkacağım. Bu kaç metre? Sana bir şey olmayacak ki, sana çıkacak 11. Abi. Metresi 10 değil. Bunun metresi 40 lira da 30 liradan verelim. Abi sen kafana göre ver dedin. Ben de 10 dedim. İster. Senden kıymet mi? Ne yapalım? Verdi, 10 abi. Verdin. 10. Abi ölç o zaman. Ölçeyim. 2. 3. 4,5. 4,5. 45 şey lira. Ya 45'e versek hiç para kazanmaz. 50 verdi, düz versin. 50 ol. Tamam. 40 olmaz. 50 dedik. 50'ye anlaştık. Düz 50 işte. 45. 50 bile az ablacığım. Sen de ne pazarlık yapıyorsun? Exploder 30. ayında. Abiyle 2-3 kere paylaşıyorum. Klasik Twitch be. Teşekkür ederim canım. Ben 150. Normalde kaç para yapıyor biliyor musun? Yeminle 4,5 metre kumaş 220 lira para yapıyor. 10 mu oğlum? Kaç para soruyor? Abi metresi 50 de gözünü seveyim. Metresi 50. Ben 50. Verir. Bir dakika siz 10 lira istiyorsunuz. 10 lira ver. Al teyze. Karıştırma sakın, koy poşete. Tamam tamam, aldım sizinkini abi. Bu yüzü kim verdi bana? Bu yüzü kim? Tamam, yüzü siz verdiniz tamam. 50 ver. 50 bende yok ki. Bende de yok. Oğlum sende 50 var mı? Tamam 50'lik daha kumaş alayım tamam. Olmaz ama sen ocağıma incirlik yiyeceksin. Tamam tamam, poşete koyayım ama. Kaçırmayın kumaşı. Al bunu abi. Hop. Hop hop, kalabalık oldu, stand kalabalık şu an. Teyze şarkı istiyor. Çarşıdan aldım kilimi, tut kaynana dilini. Oğluna gelin getirdik, kırar kambur bilini. Aman aman kaynana. Ya kasabet derdinde koyun can derdinde ablacım, bir dakika. Abla geldi, kumuşmaca parça. Ya abla tamam, kaça veriyor bu, kaç metre bu bilmiyoruz ki. Ama ölçmeden veremem. 2 metre veriyorum size, 100 lira. 50 lira 2 metre. Metresi 50 lira, doğru. Siz kaç metre istiyorsunuz? 2 metre. 2 çarpı 50. 100. O zaman? Tamam, vereyim 50'yi. Tamam ben alıyorum ablanın kumaşını, ben ısmarlıyorum tamam. Can ver 50 lira daha ver. Oğlum ben buradan var ya 5000 lira zararla çıkacağım akşama, yemin ediyorum. Abi kendini de satabilirsin. İlla ben kendimi değil. Satamam abi. Kendini satma abi. Kendimi satabilirim anladım. Kalp mi o kadar ya? Benim metrem bu arada 10 liradan fazla eder, onu söyleyeyim. Kalp mi o kadar yağmur var ki elektrik kesip duruyor. Ankara'da mı Venüs? Ankara'da çünkü bayağı şey varmış yine değil mi? Yağmur, fırtına. 2 çarpı 50, 150. Ben de öyle hesapladım ama eşit ağırlığım ben. Yanlış hesaplamış olabilirim. Nasıl ya? Al metresi 50 lira. Metresi 25. Pazarda pazarlık yapılmaz oğlum. 40. Ben hiç beceremem pazarlığı oğlum. Çocuk beni tokatlar üstünden para alır benden. Ben bir de kumaşların hepsini veririm. Abi 37,5. Tamam lan ver. Parayı ver oğlum, elini ver. Kaç metre istiyorsun? 1 metresi 37,5. Evet sen 1 metre bir şey çıkmaz. Senin biraz kilon var. 1 metre alayım ben. Yarım metreden sen de çıkacaksın. 37,5. Yarım metre. Ya öğrencinin hali başka işte. 1 metrenin pazarlığını yapıp yapıp adamı yarım metre alayım o zaman. Bu şey gibi işte. Ben hep 50 liralık alıyorum. Evet. Of, bu arada benzine de zam gelecek. Moralinizi de bozmak istemiyorum arkadaşlar ama benzine de 66 kuruş zam gelecekmiş ya. Sürmeyin ya, ne yapayım? Doğru, sürme. Doğru lan, paran yoksa sürme. Ya, aynen doğru. Öyle yani. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun, haklısın. Ama bir şey söyleyeceğim. Sigaraya ve rakıya da zam geliyormuş. İçme, içme kardeşim içme, ya. İçme abi, içme. İçme. Çok bir... Temel ihtiyaç değil bir kere. Ya evet, aynen öyle. Doğru. İçme ya. Ama kıymanın kilosu da 450 TL oldu. Yeme kardeşim. Doğru, ya. Yeme ya. Manyak mısın? Ne yapacak kıymayı? Tavuk var lan.
metre. Alıyorum abi. Tamam. Tavuk fena değil. Tavuk çevirme aldım geçen. Evet. Bir tane tavuk çevirme 90 liraydı. Bence iyi bu arada. İki kişi yiyordu bir tanesini yani. Aynen öyle. 200 bozamayız. Nasıl keseceğiz? He, keseyim. Bak şunu şöyle tutuyorsun. Tamam. Sonra geri bırakıyorsun. Herkes çakacı pazardaki. Bak bunu böyle yaptın mı? Yaptım. 10 santim pay verelim yoksa buna bir şey çıkmaz. Biraz Allah kilosu var. Şunu tavuğa da mı zam geliyormuş? Gelir ama normal. Ben de yapamadım ya. Isıralım mı? Şimdi gerisini çek. Biz var ya bak bütün gün seninle bu sırayı ele geçiririz. Tavuk hakikaten böyle ucuz. Kesinlikle. Yani. Bak ablamız geldi yeni, bir tane ablamızı da üstündeki parçaları 20 liradan okutacağız inşallah. Bu arada pazarımızın en tecrübeli müşterisi. Belli belli yani? O yani. Bak şeyleri seçiyor aradan ince eleyerek. Abla hakikaten oturmuş eliyle ayıklıyor yani, çalışan gibi daha çok, anladın mı müşteriden seçiyor, ziyade. Seçiyor 30 liradan da 10 liraya alacak birazdan bizden. Canlı sağ olsun ya. Pazarın diğer tarafına pahalıya satacak. Kavga çıktı abla. Adamın biri kocasını doğuruyor. Kız adamın kocası olma, nereye bakıyorsunuz? Ben de bakıyorum, ne diyor diyorum. Hemen poşetledim. İban alıyor muyuz? Bizde her şey var abla. İban'ı ezbere mi söylüyorsun? Evet. Ben İban'ı ezbere söyleyeni hiç duymadım. Buyurun. Sen bile Sadullah abiyi gör. Dolar İban'ı mı, TL İban'ı mı, Euro İban'ı mı? Ne o? İban'ı ezbere söylüyormuş da ben dedim ki bir de sen benim Sadullah abimi gör dedim. Bir saniye İban. İban benim kırmızı çizgim. Eğer o konu buraya geldiyse. Çok abim. Eyvah abi. Dayanamam. Ama gerçekten. Bir sakinleşeyim. Tamam. Özür dileriz abi. Hava alayım. O zaman abi İban'a dikkat et. Bana göz kırak. İban'ına. Görüşürüz abi. Hoşçakal. Hadi bay bay. Bu arada ben direkt tescilledim arkadaşlar. Sağolun abinin tam olarak dükkanından eve yürümek 5,5 dakika. Tam. Hatta Sadullah abinin adresini 100 liradan okutuyorum. Ucuz abi. 100 lira ne abi? Bizi zarara sokacak. Ne bileyim oğlum, ben gaza geldim. Metresi şey, Sağolun abinin evi 100 lira. 100 lira, 100 lira, 100 lira. Dakikası Kurtuluşta 5 lira. Kurtuluşta, Şişli'de, Okul'da, orada, burada, şurada 100 lira. 100 bit olur mu? 100 bite ne? Kurtarmaz, saçmalama. 100 bit ne? Dakikasını 100 lira verdim abi. Dakikası nasıl oğlum? Evden cümle kuramadım. Ne? Cümleyi kuramadım. Bunu fark ettim. Aslında biz devam edelim abiciğim. Sen tekrar kendini gülme rölantisini al. Biz devam edeceğiz. Arapça çalıştığım için unuttum. President 9 for El Abibi. Evde deniz kızınız mı var? Var. Giyecek kıyafeti mi yok? Yok. Kumaş. Deniz kızı pelerin çok kumaşı. Güzel. Tamam ya, ben teyzemin kumaşlarını ısmarlıyorum o zaman. Ne aldınız siz? 10, 20, 30, 40. Ben sana borçlu kalmayayım. 50. Bir tane daha. Aa, benim kanal rengi 100 o. 100 lira. Tamam. Ha, gerçek. Ben oğlum ucuz değil mi bu arada ya? Ben büyük geldi bana şeyleri. Biz hoodie'yi bunlardan yapsak ne olur ki? İnce olsun, bizim olsun. Abi mesela 4 metre ise metreden fiyat hesaplıyor sonuçta. 10 lira oğlum, metresi çok ucuz lan. Hayır, 10 lira metresi değil. Bu 10 lira. Bu 10 lira kanka. Bu 10 liralıklardan. Ben öğrendim. Bu 10 liralık, evet. Total 10 tane saydı kumaş. 100 lira dedi, pardon. Sen adresi yolla, biz parayı yollarız mı? Ya bu Grace ne istiyor ya? Şşş. Kızım sen istersen sana verirsen ayıpsın ya. Sen artık ekibimizin bir parçasısın Grace'cim. Sen adresi de hemen yarın. Hemen. İsmarlıyorum ya, ben de gönlümden koptu. Can, 150 lira borcumuz var. İyi günler, hoşçakalın. Diktikçe bizi hatırlayın. Ablacığım alıştırış yapın abla, bırakın dedikoduyu abla. Adam neresi çok bambaşka ama ya. Evet. Ama ne güzelsin garap. 10 lira. Ama bir şey söyleyeyim mi? Genel olarak bütün pazarcılar bence böyle. Hepsinde böyle yani bir pozitiflik, böyle hani şey yok, anladın mı? Tok satıcı değil hiçbiri. Ben bazen çünkü görüyorum. Hani adam resmen ürününü satmamaya gelmiş, anladın mı? Pazar için demiyorum. Hani herhangi bir yerde bir market olur, ne bileyim tekel bile olabilir. Hiç fark etmez yani. Nefret ediyor sanki sana. Öyle bir bakıyor ki. Hani kendini böyle şey hissediyorsun. Bir şey alırken özür dileyerek alacak mısın gibi hissediyorsun. Evet. Bir de öyle işini seven insanlar var. Onlar güzel. Abi bence de. Hello Kitty Sera, bak bana onu lütfen yazma. Ben onu kafamda zaten gün içerisinde 350 kere döndürüyorum, iki tane bounty falan diye. Hiç ona girmeyelim. Hiç. Gastronomist 4. ayında çok güzel meslek. Ne ara 4 ay oldu ya demiş. Abi herkes dedi böyle bir isyankarlık. Ne ara 4 oldu, ne ara 6 oldu. Oha 9 mu oldu? Yok artık 18 mi? Ya işte oluyor, ne güzel oluyor ya. Seve seve, güzel güzel. Nice nice aylarımıza diyelim. Olsun tabii. Olsun. Serime de saçtı garap. 10 lira. Abla yerde parçalar, koca koca parçalar. Abla yerde 10 lira, 10 liraya markalar. Hoppa çıkma ben. Çok affedersiniz, Orkun telefonunda görmüşken. Chat'te bir puf olabilir miyiz? Lanet olsun sana Amerika'daki dış güç arkadaşım Berkecan. Yeter artık ulan.
Ulan Haziran geldi. Haziran. Hala telefonum gelmedi. Bu çocuk geçen sene aldı telefonumu. Geçen sene. Geçen sene. Ne zamandı lan? Eylül mü? Ekim'de mi ne aldı? Haziran geldi. Eylül'de Apple iPhone 15'i duyuracak. Ben hala 14 Pro'ma kavuşamadım. Vallahi kavuşamadım. Adama bak, size var ya, bir telefon konuşmalarımız, bir WhatsApp mesajlarımızı falan bir görün, tamam mı? Kafayı yersiniz. Yani böyle bak, en son zaten ne zaman geleceğin yazmışım. Cumartesi neredesin yazmışım. Cuma ne yaptın yazmışım. 22 Mayıs'ta nerelerdesin yazmışım. 18 Mayıs'ta bilet aldın mı? Ya bu böyle bir sene boyunca bu muhabbet gidiyor bu arada. Yani geçtiğimiz bir sene içerisinde hep soruyorum ve her seferinde şey diyor. Geleceğim, geleceğim. Bir ay kaldı. Haftaya geliyorum. Hemen geliyorum. Gelmedi. Gelmedi. Bak en son şu mesaj. Şu mesaj ne zamanın mesajı? Dur bakayım. 04.04.2023'te bana demiş ki haftaya gelebilirim. Arada şey yaz abi, uyudun mu yani? Dur şimdi yazayım. Uyudun mu? Gelmedin mi ya? Ulan be şerefsiz Berkecan. Ben ve çetimdeki 752 tane insan sana canı gönülden bir atıyor. Be şerefsiz, gel artık, ne olursun gel ya, ne olursun gel. Yemin ediyorum bir sonraki seçime kadar daha 5 sene var Berke, geldin geldin artık lütfen. Hadi gittim. Chat'te herkes Koray mı ya, 752? 752 nasıl denk geldi biliyorum. 752 ne be? Ha, izleyici. Koray 752, 752. 742. Burak 30. ayında hoş geldin canım. Selamlar boy, uzun zaman oldu. Valla o sana yazar. Ben buradayım. Kübra 12. ayında 1. yılını kutlamış oldu. Kübra'm daha nice yıllarımıza. O zaman pazara dönüyorum. Merhaba, hoş geldiniz pazara. Instagram'dan takip etmeyenler kaçırdı, çok güzel story attık, takip ediyorsun. Güzel taktik, biz hiç bunları YouTube videolarında yapmıyoruz. Bir şey söyleyeceğim, yine beşerefsiz Koray. Biz diyorum ki acaba hani bu YouTube videolarına biz de bir noktada böyle Instagram böyle hop gelsin gitsin, işte efendim bilmem ne gelsin gitsin gibi şeyler mi yapsak mı acabası? Alta kimse bakmıyor ki videoda, direkt videoda ekranda mı olsa acabası mısı? Alp abi, Koray'ı Ege'ye yolluyoruz. Sonra bastın senle devralıyoruz. O arada biz seninle ayarlıyoruz. Ya, içinden adamın o bir haftasını zehir edeceksin değil mi? Acaba arkamdan ne konuşurlar? Ulan bu şerefsiz ne söylüyordu? Peki de canlı yayında da olsa? Böyle bir şey yapsam? Böyle bir şey var aslında. Ama kullanmıyorum şu anlık galiba. Benim şey ekranımda var ya, kameralı olan ekranda. GTA playlistlere bile koyuyorum. İşte aferin bak, helal. Arada koyuyor musun ama? YouTube özellere koyuyorsun o zaman arada bir herhalde. GTA niye üvey evlat muamelesi gördün? Evet, onlara bile. Onlara bile koyuyorum. O ne kadar bileyim. Yok ki zaten. Evet, bu arada GTA playlist çok yok ki. Çekelim ama. Değil mi, çekelim bence artık. De. Şimdi bence artık seçim de bitti. Kaç kere seçim de bitti. Bak yaz da geliyor. Bence böyle... Bir YouTube özel videolar yine böyle bir ufak çeksek güzel tatlı olabilir gibi. Bence de ya, bir de oynayalım ne keyifli. Alakası var ne bileyim oğlum, millet hani okulu yok, tatile giriyor falan diye söyledim. Aynen yani. Aynen öyle. Ya bir de keyifli bence. 2 haftada bir bile çekilir. Çekilir. Bir tek GTA 5 için konuşmuyorum GTA ben o zaman. Bir tek diye. GTA için konuşmuyorum ben. Evet, genel abi yine okey bence. He tamam. Tamam. Ben her gün okuyayım. Abi okuyayım, ucuz ucuz satıyor. Vallahi ucuz bile satmıyor, beleşe veriyorum, üstüne para veriyorum bir de hatta. Buyurun 10 lira aldım, teşekkür ediyorum. İnsanlara kumaş ısmarlıyorsunuz, ben 40 liralık kumaşı 37,5'a indireceğim diye canım. Sen çok haklı bir insansın. Doğru. 40 lira ver bana geri. Oğlum öğrencinin elinden parasını aldık. Doğru. Ya çok vicdan azabı yaptım, çok kötü hissediyorum kendimi. Ver. Abi çok teşekkür ediyoruz, biz kaçıyoruz. Nereye kaçıyorsunuz? Gidiyoruz abi. Kaçmaya bir isteyen olursa veririz. Abi kaçıyorum, benim para bitirecekler. İşte var ya bak, bu bunu yapalım. Nasıl dibini düşer ya. Özge Kılcı. Türkiye Drift Şampiyonu. Ya dedim şu an. Türkiye'nin ilk kadın drift pilotu Özge Kılcı ile... Türkiye'nin ilk kadın drift pilotu dedim. Az önce dedim, demedin mi? Dedim. Dedim. Dedin.
birlikteyiz. Özge hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Neden drift? Anlatsana biraz. Çok eğlenceli çünkü. İnanılmaz bir keyif alıyorum. Baktım ralliyle uğraştım daha önce ama of, bana göre değil rallide zor. Drift yapmaya çalışıyorum. Bıraktım ve drift'e döndüm. Rallide drift yapmaya çalışıyorum. Kaç yıl oldu? 3 senedir profesyonel olarak yapıyorum. Ondan öncesinde 2016 senesinden beri işte ralliydi. Kendi arabamla uğraşıyorum hep. Hı hı. Burada şey kendi arabanı kendin alıyorsun. Kendi bütün masraflar sende. Kendim yaptım. Turnuvayı evet. Kazanırsan bir ödül alıyorsun orada. Tabii ilk 3'e girersen bir ödül var. Ne kadar oluyor mesela turnuva ödülleri? Turnuva ödüllerinde para olarak vermiyorlar. Bizde yağ ve kupa olarak veriyorlar. Hı. Nasıl ya? Ya ne lan? O ne lan böyle meslek mi olur ama çalışamıyorsan? Para verirsen sen alacaksan yağ alırsın federasyon. Bak. Tamam peki aracımız nedir? Aracımız BMW E46 3000 motor var içinde. Bu arabanın aslında dışı ve motorunun bir kısmı orijinali gerisi full. Full yapılı. Evet. Yapıldı yani evet. Estetikli burnunu kaldırmışlar biraz buralara dolgu botoks yapmışlar falan. Arabanın içi bu arada tabut gibi az önce bir oturduk gerçekten cenazene gideceğin aracın tabutuna binmişsin gibi. Yani. Peki bunu acaba normal sokakta sürüyor mudur bence? Bilmiyorum. Little Snowflake 5 kişi abone kedi. Çok teşekkür ederim. Bu arabaların setupları falan çok garip oluyor ya. Düz yolda bazen düz bile gitmiyor böyle kayıyor ama. Ne? Bir dakika. Hı. Arkadaş yazdı da. Fark ettik. Üstünde ne var yazalım? Ne yiyorsun şu an? Ha? Ben Vassan'a gidiyorum. Ne yiyorsun şu an? Gülücük bence gülücük koy. Hem de iki tane parantez. İncinmişsin dedi. Dur geleceğim ona. Tamam. Ben seni öldüreceğim. Ne yapacağız? Önce bir Özge bize yeteneklerini gösterdi. Ya. Etim senin, kemiğin de. Nasıl oldu? Etim senin. Kemiğim de senin. Kemiğim de senin. Daha önce hiç manuel araba kullandın mı? Valla en son ehliyet aldığımda kullandım. Bir geçen yıl ama drift videosu çekmiştik bir tane. Orada Doğan'la drift yapmıştım. Fena değildim ekran bence. Ekran görüntüsü alacaksın ekran o zaman. Ekran görüntüsü kesin alacağım. Frenle gaz aynı anda basınca bir de freni çekince ne oluyor? İşte ekran görüntüsü almış olmuş. Tamam. Önce Özge beni bir gezdirecek. Sonrasında ben drift yapmayı deneyeceğim. İnşallah. İnşallah. o zaman hadi çıkalım. Ben deyiz durum, ben deyiz durum. Hazır mı? Hazır. Hadi bakalım. Şunu sen mi yaptın az önce? Onları ben yaptım evet biraz önce. Arabada bu arada ufak tefek sıkıntılar var. İşte şanzımanda, şaftta, direksiyonlu... Araba komple problemli. Evet. Özge bunu normalde sadece sezonlarda çıkardığı için uzun zamandır yatıyormuş araba. O yüzden elimize aldığımızda elimizde kaldı. Yandayken baktık herhangi bir problemi yoktu. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Yanlamıyorum o zaman. Hayda. Ben şu anda şu direksiyon başında bir Watson'ı düşünüyorum. Watson'ın bu arabayla terör estirmesini düşünüyorum bir kısa süreli böyle yani. Bir şey değil mi? 10 dakika verin aynısını yaparım. Yapar. 10 dakika yani. Yapar. Ama ahiret. Annemin ben... Ters anlatmıştır onu. Annemin ben araba kullanırken hissettiği. Güzel bir şey. Ama arka jantın rengini beğenmedim. Mor olmamış. Çok iyi. Yes! Çok şaft iyi. Kırıldı. Kırıldı mı? Evet. Gözüme bir şeyler giriyor böyle parça parça. Ne diyorum bunlar ya? Arabanın şaftı kaydı. Şaft kırılmadı. Şaka yapıyor. Şaft kırılsa böyle olmazdı muhtemelen. Hiç şaftım kırılmadı. Orkun'un gözüne giren şeyler ne biliyor musunuz peki? Lastik, yanık lastik. Kalıyor. Biz şeyde gördük. Ne o? İstanbul Park, işte Intercity Park oldu galiba sonra. Var ya bizim burada. Hı hı. Formula 1 falan hani yarışları yapılıyor. Yes. Bir kere de böyle bir... hala yapılıyor da işte yapılmıyor bayağıdır. Orada bir gün işte bir yine etkinlik vardı. Drift yapıyorlardı. Hatta belki bu hanımefendi de gelmiş olabilir. Tam hatırlamıyorum. Abi o kadar fazla drift yapıyorlar ki arabalarla. Lastikleri parçalanıyor çok minik minik. Ve böyle yüzüne, tişörtüne, her yerine yapışıyor yani. İlk bitimi kendi özgür hür irademle sana atmış bulunmaktayım. İşte süper bir haber bu. Lalo Rona. Çok teşekkür ederim canım benim desteğin için. Kocaman öpücükler. Umuyorum ki gani gani fazlasını sen kazanırsın. Ama yapıştı. Oh yeah.
Ama bu bir meslek. Gerçi meslek. Yani meslek. Ama getirisi nerede hocam? Dedi ki yağ ile kupayla veriyorlar dedi. Para. Çok güzel oluyor. Böyle meydan dayağı yemek gibi böyle. 15 kişiye saldırmışım. Onlar da bana sponsor olabilir belki. Çok güzel dönmüyor mu bu arada ya? Evet ya. Allah çok Allah. Benim şu anda var ya midem bulandı bile. Alpkalp aboneliğimi okumadan ama olsundu mu? Aa. Aa nasıl ya? Ulas sen araya pardon. Shidoka. Bak hemen özür dilerim gördüm ama. Birinci yılında gelmiş. Selamlar Alpkalp. Bir yıl olmuş. Süper ilerliyoruz. Bence vakit çok hızlı geçiyor. Videolar hızıma yetişemiyor. Eski videoları izliyorum. Detroit serisini bitirdim. Neyse Nice'ye beraber aileri demiş. Daha Nice'ye beraber senelere. Bir seneyi doldurmuşuz. İçinden geçmişiz Shidoka'm. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Aynı zamanda YouTube'dan da geriye dönük videoları da izliyormuşsun. E daha ne olsun. Reyna şefim hoş geldin. Ben bozmadım. Kaçırmışım. Araya kaydı. Görmedim ama vallahi. Vallahi görmedim. Bak ben durmam sabaha kadar yanlarım. Bir şey diyeceğim. Lastikle yıkandım. Yıkandım ya. Ben kullanacağım. Hadi gel bakalım. Hadi bakayım. Çok güzel lan. Ne bu? Hangisi gaz hangisi fren? Nasıl yani? Binmeyeyim ya. Nereye getiriyor? Ben hiç binmek istemiyorum ya. Bak şimdi. Debriyaja bas. Bastım. Bu bir. Tamam. Kendine yakın. Geri iki. Tamam. Çok kısa bunun şeyleri. Üç. Yok canım ama bunda... Bu kadar temelden başladılar. Watson'ın tepkisi gerçekten çok doğru bir tepkiydi onu söyleyeyim yani. Echkati. Ya Echkati biz seninle anlaşmamış mıydık artık tamam demiştik. Hani bu ay demiştik yetti demiştik yeter demiştik. 2550 bit yollamış. Hedefi tamamlayıp kaçayım ben işteyim şarjım da yok. Herkese iyi seyirler sana da yayınlar Alp'im. Echkati'm çok teşekkür ediyorum. Yine yeniden 2550 bitlik başın desteğin için chatte cömertler akarkene benden de sana kocaman kalpler ve kolay gelsin abi. Şimdiden kolay gelsin. Son molekül bükücü 10. ayında selamları yayınlar artık yaz gelsin demiş. Gelmesin. Gelmesin. Gitsin. Göstermesinin asıl nedeni alıştığım bir vites aralığı yok. Çok kısa diyor. Şeyden dolayı ya bunlar hidrolik ya. Hidrolik deniyor değil mi bunlara? Araba bilirler. Hemen söyleyin. Normal bizim arabadaki vitesler hani böyle boştayken bile fıtı fıtı sallanır ya. Bunlarda şöyle oluyor direkt. Tık tık. Bu böyle bayağı işte mekanik bir deniyor. Artık ne denirse ondan yani. Belki o yüzden gösterebilir. Mantıklı. Ama hani bir şurası iki şurası diye söylemesi biraz garip mektup sonuçta. Bir hep orada. Yani benim bildiğim. Şuradan tutuyorum. Evet oradan tutuyorsun. Çok hafif kaldır ayağını. Bunda tamam. Çok şey yapar. Tamam. Araba direkt göt atıyor zaten bak. Arabayı çok doldurdun ve hızlı kalktığın zaman araba yanlamaz şu an. Direksiyonu tam kır. Tamam. Sonra gaza biraz vur işte. Dümdüz sadece bir tur at. Bas şimdi gaza birazcık daha. Bas bas bas. Bas bas bas. Bas bas. Arabayı yalnız çok bağırtıyor ama da. Ama ikiye atsa bilmiyorum. Çok iyi. Hocam biz Assetto Corsa'dan deneyimliyiz. Ben de denemek istiyorum. Lütfen ben de denemek istiyorum. Bu çok eğlenceli bir şey çünkü. Argakan 25. ayında. Bir dakika bu araba. Bu ses. Bizim evin önünden geçen araba bu mu yoksa? Ulan. Bir dakika. Çünkü fazla gaza basıyorsun ve normalde ikinci vitese geçmen gerekiyor. Bas çek yaptığın zaman standart dönebilirsin. Tamam. Yavaş. Bir saniye, bir dakika. Direksiyonu da tut bırak yapıyorum. Aynen. Burada dön bak, tam burada dön. Tamam. Bas, gaza basmaya devam et. Ben seni ikinci vitese alacağım, tamam mı? Tamam. Bas debriyaja. Tamam. Tut. Oha, vurdu.
İyi miyiz? İyi miyiz? Hayır, iyiyiz bir şey. Bu normal bir şey mi? Pistten çıktık. Dışarı. Tahmin ediyordum, bir problem yok. Sen iyi misin? Ben iyiyim, birine bir şey olacak diye çok korktum. Ebem titriyor şu an, el frenini hala bırakmadım. Ben toparlanamadım değil mi orada? Frene de bastım aslında. Onunla çok güzel gittin. Değil mi, bir güzel gittim. Öbür tarafa... Sonra öbür tarafa çok döndürün direksiyonu. İyi miyim, devam devam, çok keyifli. Devam devam, oha iyi, devam ediyor valla. Yavaştan başla, başla. Başla, başla. Spin. Debriyaj. Stop ettik değil mi? Stop ettik. Kır şimdi, kır direksiyonu. Dön, dön, bas. Çok iyi. Bas, 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 evet. Evet, 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 dön. Direksiyonu bırakma, dön. Evet, evet, dön. Orkun'un yüz ifadesine bir baksanıza. Evet, evet. Ama bir şey söyleyeyim mi, yani bak zaten yüzüne verdiği efora bakarsanız bence ne kadar zor olduğunu görebilirsin. Ve yani gerçekten zor. İnanılmaz zor bir şey yani. Bu düşündüğümüz kadar kolay değil. Oyunlardaki gibi olsa geçeyim drift atmak. Her oyunda drift atabiliyorum ama yani gerçekten. Çünkü bir kere denedim. O da işte o Intercity'de bir kere, yine bir kere de Borusan etkinliği olmuştu BMW'nin. Orada ben abi drift atmayı denedim. Ama drift atmaktan ziyade birazcık daha böyle hani geçmişimize böyle bir Konya yöresine doğru gittim. Böyle bir Mevlana'ya dönüştüm kendi çapımda. Yani bana verilen arabayı, hayvan gibi bir araba, yanımda da bir adet instructor. Ne demek instructor? Türkçesi ne hocam? Yönetici gibi yani tam ya drift bilen bir adamı koydular yanıma, öyle söyleyeyim yani. Aslında yöneten kişi işte hani. Aynen. Kulağın arkasında adam sana... hani aynen. Adam yönlendirici de değil. Aynen. Adam elinden geldiğince bana yardımcı olmaya çalıştı. Hani böyle drift atabilmem adına ama benimkisi daha çok işte böyle Mesnevi'den ders aldım tadında oldu. Sonra da midem bulandı. Dedim ki yok ben yapamıyorum. Saldım sonra. Çünkü sadece kendi etrafımda, kendi eksenimde dönebildim. Bir kere gaza geldim. Bir gaza böyle bir oturdum. Dışarı doğru çıktım. Böyle iki kere falan döndüm herhalde. Üç kere falan veya. Biraz mide bulandırıcı yani. Onu söyleyeyim. Öyle midenizin sağlam olması lazım. Murat çok teşekkür ederim. 91 bit için. Thank you very much. Arga kanda 25. ayında gelmiş. Aa diye. Hoş geldin. Son molekül bükücü 10. ayında. Ha onu okursun zaten. Yaz gelsin demişti. Gelmesin abi. Kış gelsin hatta ya. Bakayım. Gelsin. Kış gelsin. Ben gidip cam açacağım. Tamam. Birazcık jeopolitik konumumun dezavantajı var. Direksiyona çok yakınım. Bir de kollarımı yana koyamıyorum. Yani kollarımı direksiyonu tutarken çıkartamıyorum çünkü koltuğun yanları kapalı. Ondan böyle birazcık yeni gelin gibi kullanmak zorunda kalıyor. Ben bunu spor olarak başlasam ben net ölürüm. 2 hafta yaşamam. Ama çok iyi. Bari yes! Hocam halı sahada adam... Günübirlik kaleci değil mi? Halı sahada çünkü abi herhalde kaleci bulmak çok zordur yani. Beni de çünkü hep kaleci olarak anca alırlardı. Çünkü beceremezdim. Neyse, neyse. Ben de olmadım zaten. Sonra baskete başladım. Benim ayağım iyidir futbolda. Benim. Benim değil. Benim öyle. Yani bir yere hedef alabilirim. Oyuncu olarak bir zekam var ki beni FIFA'dan biliyorsunuz az çok. Ama ayak yok. Yani hani anlatabiliyor muyum? Hani düşünürüm yapamam ama yani. Akı yok yani. Range'in sürümü gördüm haberlerde. FIFA'da geçmiş yerde, olsun. Ben normalde oynuyorum tam. Oynuyorum diyorsun ama yani ciddiyle. Evet, oynarım. Adam bulamadıkları zaman bu kaleye saat 250 liraya adam tutuluyormuş. Ben dedim niye sen... Kapıda biri mi var? Sağda. Tık tık. Kapı çaldı abi. Kim o? Ben geldim. Bu ses ne abi, orijinaline abi döner misin lütfen? Mikrofon. Döneceğim şimdi bir anda alınca. Tamam abi. Emre abi. Bu Emre bu çünkü ben böyle birini tanımıyorum evet. Başka. Biz devam ediyoruz abi, az kaldı, gidiyoruz. Tamam. Çok güzel. Sadece kaleci oluyor çünkü kaleye kimse geçmek istemiyormuş. Kale çok keyifli olmuyor diye kaleciye 250 lira veriyorlarmış saatte. Vallahi bereket versin mi? Ama benim gibi bir kaleciye kim 250 lira verir, orası meçhul bence. Şimdi hocam halı saha kalecimiz Cemil hocam, seni alabilir miyiz? Bir şey söyleyeceğim. Abi hoş bulduk. Ben gerçekten bir futbol takımında, futbol takımının kalitesi çok kritik değil. Kaleci olsam, kariyer olarak yani profesyonel bir kaleci olsam... Bir de böyle bir haftada bir 2-3 halı saha yaparım yani. Kalecilik. 250 lira yani. Çok iyi bence. İyi para. 4 kere yapsan haftada 1000 lira. Ayda 4000 lira abi.
hiç yoktan iyidir. Tabii şu anki ekonomide 4000 lira büyük bir para mı? Değil tabii ki ama yani hiç yoktan iyidir ekstradan. En azından yemek paranı bitirdin işte neredeyse. Ha mesela evet aylık yemek giderini karşılar doğru. Ne haber? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir bende. Bizim vermiyor mu? Sana sorularımız var. Tabii ki buyurun. Abi ben kaleyle hiç haşır neşir olmadım. Ben futbolla da çok haşır neşir oldum diyemeyeceğim. Felakettim. Şimdi normalde kaleye birini alırken 250 lira veriliyor ya saatlik. Evet, doğru. Şey yapılıyor mu? İşte adamın referansına bakılıyor mu? İyi bir kaleci mi, kötü bir kaleci mi? Önemli mi? Ya tabii. En önemlisi o zaten. Nasıl ben geldim iyi kaleciyim diyorum. Nasıl şey yapıyoruz? En fazla bir kere gelebilirsin bizim maçımıza mesela. Ha, peki mesela mantıklı. Şey var mı? Atıyorum bütün golleri tuttum böyle başarı ödülü primi. Ya o genelde oluyor. Bir 200 lira ateşleniyor mu? Tabii. Abi, peki nesine maç yapılıyor? Genelde tatlısına yapılıyor. Bugün neyini yapıyoruz biz? Bugün mesela hesabı ödemesine. Halı sahayı o ödüyor. Ha, halı sahayı ödetmesine evet. Oynuyoruz. Rüşvet var mı? Ha. Rüşvet var mı abi? Şimdi sen karşı kaledesin ya. Evet. Ben sana 400 lira vereyim. Kaleden degajı vurduğumda sen böyle ah de gol oldu de. Ben de kaleden kaleye gol attım. Yok olmaz bizde. 600 vereyim. Yok. 1000 vereyim abi. Sen şimdi günlük düşünüyorsun. Evet, dersini evet. Düşünüyorum. Ben nasıl yarın yokum. Ya, yarın yoksunuz siz. Burada mesela. Hadi bakalım ya biraz karambol kaleci olacağım. Yani anladığım kadarıyla abin direkt o da bunu yapıyor yani. Evet, hani. Yapıyormuş. Değil mi? Parayla direkt kaleci diye geliyor. Evet. O örnek o yani. Öyle bir meslek olamaz ya. Abi sakin ol ama abi. Meslek değil ya, de böyle yan abi, meslek. Işte. Yan meslek abi hobi. Bak haftada diyorum ya 4 maça çıksan 250 liradan 1000 lira. Hiçbir şey kaçırmadın abi merak etme. Pazarcılıktan sonra bu mu geldi? Drift var drift. Driftçiyi kaçırdın. Driftçilik. Aynen. Hiç girmedim ya. Bu maçı Orkun'un takıma bence de geçmiş olsun. Orkun bir 4 gol yedi gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Çekten futbolda berbatım. Kalede de daha kötüyümdür diye. Var mı çekte tahmini olan? Hayatımda. Şu kadar gol yer diye. Bu maçın sonunda ben size para verecekmişim gibi hissediyorum ama hadi hayırlısı. Bakacağız onu zaman gösterecek. Benim çünkü buradan derlerse. Futboldan zamanında para kazanmış biri olarak defansın her yerinde çok rahat oynarım. Defans tamam abi o zaman halı saha yaparsak Eçkati. Amerika'dan seni bir transfer ederiz. Defansa para Allah'ını seven defansa gelsin. Hocam. Defansa para vermiyorlardır zannetmiyorum. Tabii kaleci orada para eden şey. Şu kaleci kimse olmak istemiyor hani o yüzden. Aynen öyle. Şimdi sen 200... Ama biz takım kurarsa konuşuyoruz sağ Allah abi. Takım kurarsa tabii ya. De şeyde değil yani. Bir tane diyorum ya bir bir fada değil. Bir yok abi gerçekte ya. Abi bizim bir FIFA'mız yok mu? FIFA'mız var ya. Bir izlemedik mi? Var ya. Bir var ya. Bir canım çekti benim. Eçkati FIFA'da gelir savunmaya. Zaten biz gece oynuyoruz. Bizim gece onun akşamı Amerika'da. Tamam işte ya. Orada evet. Savunmaya gelsin. Bizim 150 lira aldın ama 5 tane gol yedin, 10 tane gol yedin derlerse tabii abi diyeceğim. Ben cebimdeki bütün parayı verip dayak yemeden çıkmak ya burada amacım. Mantıklı. Peki. Site maçında UEFA topuyla kolumu çatlattıktan sonra kariyerime son verdim. İlayda'cığım sen bunu nasıl becerdin yavrum? Yani UEFA topu infosu çok güzel. Eyvallah da kolunu nasıl çatlattın topla? Yani direkt top gelmiş kola işte. Niye sen UEFA Avrupa'ya bal değil misin? Nasıl oldu? Asya Federasyonu topu mu yazmış? Çilek isyan etmiş çünkü yani spesifik olarak UEFA topu diyor. Çilek FIFA olsa o zaman kırılır direkt. Çilekli Kuğu Onur Cıllıbatlı kullanıcının hediye ettiği 3 aylık hediye abonelikte 3. ayına girdi diye bir info geldi. 3. hediyelik aboneliğin kutlu olsun o zaman. Kaledeydin. Ha, İlayda'cığım ama sen de yani sana da hakim abandıysa ona da boydan da yani evet. Ama olsundu yani. Peki bir dakika. Sen kaleci para kaşın ödemiyor. Bir ufak. Yok kaleci ödemiyor. Ha güzel tamam. Aman. Hadi maç başlasın. Arkadan sürekli laf atıyorlar. Mesela yani kalecilik. Bütün yani bu futbolun, çok futbol alakası olmayan birisi olarak söylüyorum. En çilesini çeken bunlar abi. Üzerine yani gevura vurur gibi, yani hayvan gibi vuruyorlar üzerine. Yani her yerine gelebilir o top. Her yerine. Yüzüne, burnuna, makul bölgene, makul değil malum bölgene. Bence kalecilik futboldaki en zor mevkilerden bir tanesi. Hatta en zoru galiba. Yediğinde gol, bütün küfürler sana. Yani en zoru bu kalecilik. Gazi Osman Paşa'da ilk defa sanıyorum yoga yapan, nefes yapan birini gördüler. Isınıyorum kardeşim, makul ısınıyorum. Yani istediğim gibi ısınırım. Yes, maç başladı. Hadi bakalım. Öyle değil işte, karşındaki ama profesyonelse senin üstüne vurmuyor. Ya tamam. Vurmasın üstüme Abdelin. Yine kalecilik meslek olarak zor. Çünkü gol yediğin zaman gol yedin oluyor anladın mı? Yani kaleci golü yedi oluyor.
İyi bir takımın kalecisiysen öyle yatarsın diyorsun. Güzel para diyor. Babuşka Sky 5. ayında hoş geldin babuşka. 5. ayımız kutlu olsun. Halı sahada hep tek başıma oynadım. O ne demek ya? Herkesi ileri yollardım. Allah'ını seven defansa gelsin hiç demedim. Çünkü gerek duymuyorum. Nasıl yani? Şimdi ben 4 kişi geleceğim. Sen defansta tek başınasın. Yani bunu sayısal olarak ki ben eşit ağırlığım abi bilirsin. Bunun mümkünatı yok. 4 vs 1 yani mümkünatı yok. Hani alan savunması yapsam yine kurtarmaz 4 vs 1. Hangi takımlısın? Ne yazık ki Fenerbahçe. Ama fanatik değilim o yüzden. Bu arada ya. Yapılır mı diyorsun? Peki, peki. Çok futbol anladığım için. Okey. Belis ama 17. ayında hoş geldin. Ama var bir FIFA'mız. Ben de bir yükseldim. Bizim defans iyi. Çizginin dışına çıkmayalım söverler bak. Nasıl çizginin dışına? Hangi çizginin? Ceza sahasının dışına çıkamıyor muyum? Bir dakika şu mu ceza sahası şu değil mi? La tamam boş yapma. Eski kalecilerden bir biliyorsunuz bir Rüştü var. Bir ben varım. Mondragon var. Eski tarihi ismini yazan kalecilerden kim kaldı? Hiç gol yemedi Orkun. Ne zaman elimde tutmalıyım topu, ne zaman yumruklamalıyım? Bir onu çözemedim. İki bu kaleci eldivenler çok büyük oğlum. 5 numara büyük eldiven mi alınır? Bir şey diyeceğim. Ben santrafor gibi kaleden çıkıp böyle... Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Başarabilirsen. Gol be! Değil mi? Dış direk mi? İç direk gibiydi. Aha sıçayım, sıçayım. Hoppa! Ne oldu ya? Vaskoyro! Vaskoyro! Gel 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 gel! Atak devam ediyor! Dışarı çıkardı! Kaleci! Hocam siz bana gol atamayacaksınız gibi duruyor ama bir deneyin yine. Aa nasıl trash talk yapıyor bir de? Gol yemedi ama dayak yiyecek. Dayak yiyecek. Bir de şansınızı. Bir şey değil mi abi? İkimiz 1v1 basket atarız olacak. Nasıl bir şey söyleyeceğim. Seninle o birebir bir Pico Park'ta kapıştığımız sahne var ya ki bu arada evet. Pico Park'a inanılmaz bir izlenme gelmiş gördünüz mü bilmiyorum. Çok beğenilmiş Pico Park. Neyse. Yani o Pico Park'taki 1v1'imizi unut abicim. Var ya basketbolda aklını alacağım aklını. Sen diyeceksin ki abi ben seni çok hafife almışım diyeceksin görürsün. Hayır hafife almıyorum. Yenebilirsin. O oynamak istiyorum. Abicim abi. Bak hayır yenebilirsin değil. Yeneceğim zaten. Yani yenileceksin anladın mı? Onu bilerek geldi zaten bire bire. Abi Pico Park'a bir yorum gelmiş. Vatsın'a sinir olanlar bir beğenebilir mi yazmış. Ben de altına yazdım. Ben de sinir oluyorum diye. O çok zevkli. Ben... O yorumu kim yazdıysa ayaklarından öpüyorum. Ben de sinir. Ben gideceğim o yorumu beğeneceğim. Likelayacağım ya. Evet, o mesajı like'layacağım. Da beğendim. Tamam, seninkini de beğendim. Tamam, seninkini de beğendim. Benim adım Selo. 8. ayında seçim falan hikaye. Ben Alp'e bak... Nasıl yani? Neyse, bas olur. Sıkıntı yok, yabancı değilsin. Belis ama okumuştum değil mi 17. ayında? Bu arada var ya, bak düşün. Koskoca videoda, tamam mı? Yani beni delirttin. Bak beni delirtmene rağmen koskoca YouTube'da sana bir tanecik olumsuz yorum gelmiş. Ona da yani, gitmişsin Allah'ın tırayardı, kudurmuşsun, yorum yazmışsın. Sana bu guzguz Duck Fane şeylerinden hani böyle bir tane gelse. Hani o bizim linç yiyen kadrodan. Bizim ekipte en çok linç yiyen 3 kişiden biriyim ben. Sen ne evet, linç yedin lan senin ya. Yediğin? Evet, bir tane linç yok lan. Oğlum bak sen, Sadullah abi, Oğuz bunlar dokunulmaz isimler gibi bir şeye dönüştü. Bir de mesela öteki tarafta Cansu'yu düşün, Berkay'ı düşün, Burcu'yu düşün. Sen ne yedin oğlum sen hiç kimse bir şey söylemedi ki. Berkay abi kadar olmasa da, Cansu abi kadar olmasa da, o ikisinden sonra büyük bir ihtimalle en çok linci ben yemişimdir, teşekkürler. Ya ben şeyi biliyorum, Burcu hastaydı, tamam kızın sesi yoktu yani bayağı bildiğin, karttı böyle. Burcu'nun sesi niye böyle, çok kötü falan diye linç yemişti falan, onu hatırlıyorum ya. Ya diyordu ki azdayım azdan abim, böyle bir de bu ses tonuyla. Kıyamam ya. Neyse devam ki. Benden olmaz diye. Oğlum ben Hodor'muşum lan, varmış mı böyle bir yeteneğinde ki kimse... Ha? Bana ne linç gelecek sanki ya? Oğlum ben ne yapıyorum? Ben bunu sana geçen anlattım. Sen yok muydun o muhabbette? Vardın hayır. Oğlum. Hayır ya. Neydi en son ya? En son oynadığımızdaki tahminlerinden ortaya çıkan sonuçlarda başka birisi olsa. Sen değil de atıyorum o tahminleri varsayımları yapan başka birisi olsa oğlum, var ya. Ama seni evirip ya çevirip ben... Oğuz evirip çevirip ya. Yani hiç rolün olmayan yok, bir şeyden. Ben bombacıyken gidip bambaşka şeyleri doğru bildim. Ben hiçbiri de seninle alakalı değildim. Bir tanesi sen tipi ama. Abi ben ama öyle tamam bir şey oğlum işte senin yerine başkası olsa içinden geçerlerdi diyorum yani. YouTube özel video çekin bakalım Batsın böyle yapabiliyor mu falan yazdılar bana ya. Biz burada YouTube özelle oynadık bayağı gayet de yani oluyordu bir şeyler. Neyse işte yaparız ya YouTube özelle yaparız oradan görürler abi sonuçta yani oyunda tahmin etmeyeceğiz de ne yapacağız. Yani. Ha tabii bu arada ben de Oğuz'a boydan orada hemfikiriz. Olur. Orada hemfikiriz. Olur. Ama yani bu bizim aramızda tadında, bir problem yaratmıyor yani.
Millet işte yani şey gibi, tam böyle bir seçim gibi, takım tutma gibi. Herkes birbirini boğazlamak istiyor. Gerek yok yani. Afrodit Rana, Amur geldin. Ben hayatımda kaleye koymadı ki. Kimse şans vermedi bana. Gel haftaya gel 250 verelim mi? Hayır. Fenerbahçe. O gün aynen bak, o gün Oğuz'un yaptığını, tamam mı yani, o tahminlerini, onda birini Berkay yapmamıştır. Berkay'ı Casper ilan ettik. Ulan 50 sezondur Casper diyoruz çocuğa. Ama Berkay da ghostluyor şimdi. Galatasaray, Beşiktaş izliyorsanız bir altyapıda beni değerlendirin. Sağ sağ. Yani özetle sağ, Oğuz, Sado, Watson futbol mu yapıyoruz abi? Alı sağ mı yapıyoruz? Nasıl geldi buraya? Oğlum adam konuşmuyor. Alayım mı diyorum? Kendim alı sağ izliyoruz. Yapalım. Yapalım. Oğlum keyifliymiş lan, ben çok keyif alıyorum şu an. Bundan sonra her çarşamba Gazi Osman Paşa'da bu sahaya gelen beni görüyor. Oğlum salsana önce burada, bomboş. Yenilikler çıkıyor. Bir şey anlatayım çok hızlı. Çok hızlı. Anı. Gönder gelsin. Bak biz şey zamanım, liseden mezun oldum, üniversiteye hazırlanıyor zamanım. O zaman tam formundayım yani. prime time Oğuz diyorsun. Tam prime time Oğuz. Hani formu zirvesi. Abi halı saha maçları yapıyoruz. Bir işte kurs merkezi var, işte İngilizce kurs merkezi. Orada benim sınıfım var, bir de biz KPSS okuyanlarla maç yapmaya çalışıyoruz. Abi bize bütün her şey hazırdı, karşı takım hazır. İlk maça gittik, bizi tekme tokat tokatladılar maçta. Hani ne fiziğimiz yetiyor, ne kuvvetimiz yetiyor, ne ayağımız yetiyor yani. Diğer maç benim öğretmenim işte. Adamı da Gürkan, hatırladım. Dedi ki, beyler bekleyin dedi. İşte servis şoförüne de şey dedi. Abi de şu kuryemişini orada bir indirsene dedi. Şey var, cevizli sucuk var, biliyor musunuz onu? Bayılırım. Çok severim. Onu normal zamanlarında yiyorum yani. Malatya'da onu aşırı iyi yapıyorlar. Ben hiçbir yerde Malatya'daki kadar doğrudur yiyemedim yani. O zaman getir de yiyek şerefsiz, ben bayılırım lan. Getirdim be adam. Ama işte geçen yıl getirdim. Bu yıl gitmeyince Malatya'ya kaldı tabii. Tamam, devam. Gitti adam işte Gürkan Hoca. Gitmiş şey almış, cevizli sucuk. Biz kişi başı 3 tane cevizli sucuk yedik uzun. Bir maç oynadık ama var ya, öyle böyle dedi ki, maçı bitirdik, bir maç daha yapmak istiyoruz. Biz daha kazandınız mı peki? Ama inanılmaz farklı kazandık böyle yani. Maç bitti, eve yürüyerek gidiyorum. İşte servise binmedim. Servisim ki siz gidin. Ben hala çünkü enerjiyim. Duramıyorum. Bu kadar mıydı hikaye? Doping yapmışsınız ama. Bu haksızlık bu arada bence. Bu halı sahalarda bu yasaklanmalı doping. Abi bak. Mesir macunu, cevizli sucuk. Gerçi teknik olarak sayılır mı cevizli sucuk? Bence de sayılmaz be. Ben hani normal diyorum ya, tatlı niyetine gider şimdi alır yani, yerim mesela. Aynen öyle. Fıtı yani. Doğru. Doğru. Çok iyiydi ya. Ben de size bir anı anlatabilir miyim peki aklıma gelmişken? Sonra ben de bir tane anlatayım. Geçen yarım kiloluk bu şeyler var işte. Jartdor diye bir marka var. Onun böyle dondurmaları var ya, ben çok seviyorum. Özellikle vişne, sade ve çikolatalı olanı var. Bir de bitter çikolata, çok güzel dondurma. Ona bayılırım. Geçen ona 90 lira mı 80 lira mı ne verdim? Hikaye bitti. Teşekkür ederim. Abi bize... Allah'ım ya. Kasım. Sınıflar arası okul turnuvası oluyor ya. Biz orada -99 avaraja mı? Çok güzel. Yiğilen... ben niye bugün konuşamıyorum ya? Yiğilen gol 1, atılan gol 1 yazı. Helal olsun. Onu da sen attın değil mi ama? Tryhard çocuk, atarsın o. Bir golü sen atarsın. Yok ben atmadım. Ben atmadım. Tamam. Yeme tabii, doğru, siz de haklısınız. Siz de haklısınız. Takım arası karşı Yeme. Takım kendi oyuncularıyla gergin dakikalar yaşıyor çünkü hiç gol atamadılar. Çünkü kalede Hodor var. Hah, geldi kontra atak. Geliyor. Oldu da. Hop. Allah! Kameramana vurdu. Oo, yalnız kırılır ha. Kırılmış mı? Yok ama lensi... Varasole, İmiyes. Bir şey yok, devam. Gol kameraya geldi az önce. Kameranın birini kaybettik. Devam. Nasıl gol yemedi Orkun, farkında mı? Evet. Olacak iş değil, daha kötü bir gol olamaz. Hayır! Nasıl? Hayır! İlk gol! Ama o çok ucundan geldi, onu saymasak. Oğlum pıt diye gol yedim onu ya. Bam diye yeseydim bari. Pıt diye gol mü olur? Böyle ayağımı koydum, ucundan geçti. Gözlerim çok hızlı değil. Oha! Penaltı! Oha, o ne la? Sak oğlum gol. Pıt diye gol yedim ya. Bam diye yeseydim bari. Pıt diye gol mü olur? Böyle ayağımı koydum, ucundan geçti. Bu direkt gitti lan. Evet, bu işte. Ah, penaltı. Bize mi penaltı? Ne demek o yani?
Evet, ya bir penaltı yapın da bir penaltı çeksin. Bana mı penaltı atıyorlar? Kaleci gelsin oğlum. Sıçayım. Bir dakika, benim hangi hizada durmam? Geride mi durayım, önde mi durayım, nerede durayım? Hangi çizgide? Öyle mi? Yasalı mı bu? Sıçtık. Yasalı bu. Aha. Nanay. Direk hocam, kaderimde bu da varmış. Şanslıyım gerçekten. Oğlum ben şansımla kaleci olurum ha. Galatasaray, beni al. Fenerbahçe, beni al. Beşiktaş, Trabzon. Ha? Bak, görüyor musun hareketi? Tahminimden iyi bir halı saha kalecisi çıktım ya. Bir tık kurgu mu koktu? Abi adamı bayağı hayvan gibi itti yani. Ben kurgudan ziyade i̇şte. Sinirlenmiştir, itmiştir. Tam yani. Da o sırada kamera onu çekiyordu. Ama kamera hep sabit, bütün maçı çekiyor ki ama. Sabit değil ki kamera. Bak, bak kameraya, başka öyle çekim görürsen. Tamam. Okey diyelim. Neyse o, ne, o değil de bayağı bence de iyi kaleci yani. Ya, bir gol yedim oğlum. 4 gol yer demiştim. Oldu. Bence doğru. Karşıya 5 gol falan attık biz. Ha geliyor oh. Geliyor. Hadi. Çok kötü gol yedim. Biraz ağzını çok açtım. Bayağı. İkinci golümü yedi. Nazar nazar. Çok çözüm. Açıyor. Ayağımına nasıl. UEFA topundan. Gerçekten adamlar kaleciliği de yapıyor bence. Kaleye gerek yok. 250 lira ceplerinde kalsın ya. Allah. Ama ben orada gitti, ya nasıl bütün, şey yapacağım? Bütün motivasyon, bütün şey gitti şu anda. Gitti. Evet. Gitti. Ya ayakla mı gitmem lazım? Tutamazsın. Tutamam değil mi? Serhat attı. Karşı takıma koymuşlar. Bizim ekipten adam bana gol atıyor. Yarın ofiste görecek o günü. Allah. Oy. Oy. Bak bu iyiydi işte. Ama GoPro'muzun da kapağı çıktı. Ama GoPro'ya da vurmasaydınız. Bir başta iki kamera gitmemeli. Bak kamera normalde hep Orkun'u çekiyor. Kova oldum oğlum. Bu gol savunmaya yazar diyor yani. Sonuna kadar her vermeyi düşünmüyorum ama sevdiler beni. Çekil çekil. Denken kameraya denken. Oh. Vur lan. Kaçtı mı o ya? Ben dokundum mu? Ya eldiven X'larçtı bence. Benim parmağım değmedi. Eldiven değdiyse bilemem. Aha geliyor. Geliyor geliyor geliyor. İçerisi dolu. Pas ver. Duruyorsun ya. Yedi gibi. Ama eldivenin büyük olduğu aa, belli bu arada. Karşı kale çıktı. Cemil gaza geldi. Arada... Dur ben de yapabiliyorum. Heh. Eldiven zaten büyük olur ki bence evet. Normaldir o. Yani. Nasıl avuçluyorsun eldiven büyükken? İçinde elini gireceği yer bellidir yani o dışarıda. Aynen öyle. Sünger münger parçalar. Aa, okay. Evet. Ben bilmediğim bir bilgi daha peki. Ya parmağın aynı... her türlü alıyor eldiveni. O eldiven daha kaba oluyor yani. Daha okay. Büyütüyor. O zaman son 5 okay. Dakikan olsa. Bravo abi bravo. Ne oluyor? Ne oluyor? Bravo kale. Gel içeri hocam. Yes. Karşı kaleye kadar. Be gol. Yes. Ya Orkun abi nasıl yedin ya? Bunu çekememişsindir sen. Kaçtı değil mi? Bunu kurguda keselim. Bu yaşanmadı. Hocam bu gözler gördü onu. Sil kafandan. Bir daha koşalım topla. Bir gol atayım ya. Burada çok da üzerine ya. Gitmemişlerdir diye düşünüyorum yani. Bir tane böyle Cumhurbaşkanı'nın golü vardı hatırlıyorsun. Pardon ya. Onunla alakalı şey yapmışlar abi. Volkan Babacan'ın gol yedi isimler diye. Ya. Adam hem Cumhurbaşkanı hem acından. Nasıl hareketler? Çok iyi olur valla. Ben forvete geçtim. Geliyorum. Paranın yarısını geri isterim ben. Aynen öyle abi. Forvete gitti. Gol de atamıyor bir de. Hocam çok hem iyi. Hem oturuyor da. Üstüne 250 lira para mı veriyor? Ama bak evet, çok iyi. Ben beleşe gelir kaleci olurum. Kalede rahat defa, rahat. Hayatımda... Takılıyordu. 2 dakika ileri çıktı. Yoruldu şimdi. Herhalde 15 yılda ilk defa alı sahaya gelmiş şimdi. Kaleci ilk defa aldım. Çok iyiydi. Çok keyifliydi be. 10 numara meslek. Video burada bitiyor. Allah. Orkun buradan gidiyor. Video burada bitiyor. Orkun buradan... Bu abimin ama birazcık daha hani şeylere çalışması lazım gibi. Yani mesleğini çok severek yapıyor ama bir tık daha böyle sözler çalışılabilir gibi. Full improvise yapıyor adam şey. O da doğru. Doğaçlama yapıyor ama yani. Ama sen bir de Kobra Murat'ı gör. Çete linkleri ya, fıtlattın bu arada. Evet. Çete linkleri fıttırdın mı? Buyurun. Adam söyleyeceği şeyi müzikle söylüyor işte. Yani. Aynen. Orkun, evet. Orkun buradan gidiyor. Onu şarkı yap. Orkun evet. Buradan gidiyor. Güle güle gidiyor. Hani... Ben çok ben de yaparım. Ulan ben yapabiliyor muyum? Pazarcı mı olsam yapmaz. Abi?